Evet, Sayın Milletvekilleri değerli halkımız, bir bütçe maratonunun bugün genel kurulda başladığı gündeyiz. Halkımız tabii ki burada yaptığımız konuşmaları izliyor, dinliyor. Biz burada rakamları konuşuyoruz. Doğal olarak matematik ve rakamların ifadesi çok insanlarımızın doğal olarak hoşuna giden şeyler değil. Ama biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu bütçede ve daha önce de ve bundan sonra da rakamların aslında siyasal partilerin ideolojik tercihleri üzerinden bütçeleşen rakamlar olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani bugün bir hastanemizi yıllardır yapamıyorsak işte onun konuşulacağı yer bugün bu bütçedir. Çünkü bu ülkenin kendi öz kaynaklarıyla, yerel gelirleriyle, altyapı yatırımlarının da yapabileceği bir gider politikasının belirleneceği yer burasıdır. Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ideolojik olarak kendi kaynaklarıyla bu ülkeye yatırım yapma noktasını hiçbir zaman tercih etmediği için bugün bu bütçede mesela hastane yapımına yönelik bir kaynak Lefkoşa için göremiyoruz. Ama biz rakamları, gelirleri ve özellikle gerçekleşme verilerini okuduğumuzda bu kaynağı görüyoruz. O yüzden birazdan rakamlarla yapacağım konuşmalar sadece matematiksel sayılardan ifade edilmiş bir konuşma olmayacak. Aslında Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bugünkü kendine hükümet denilen yapıyla arasındaki farkın özellikle halkın aldığı kamusal sağlık, kamusal eğitim ve kamusal ulaşım hakkının nasıl gasp edildiğini ama bunlara karşılık Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümetinde de bunların kaynağının nerede nasıl yaratılacağı ve hangi alanlara ne tür yatırımlar yapılabileceğini de tek tek ortaya koyacağım. O yüzden hep söylediğim gibi sayın milletvekilleri, değerli halkımız, rakamlar ideolojiktir ve siyasal partilerin ideolojilerini temsil eder. Gelin şimdi beraber bu ideolojiyi kamusal hizmet noktasında UBP, DP ve YDP partilerinin nasıl tanımladığına ve bizim nasıl tanımlanması gerektiği görüşümüzü tartışmaya. Bakın, 2023 yılında başında geçen sene böyle dönem işte 2023 bütçesini konuşurken çıktı UBP'li Maliye Bakanlığı ve bize dedi ki 3 milyar 60 milyon bütçe açığımız olacak. Peki Maliye Bakanlığı'nın verilerine bakıyoruz. Ekim gerçekleşme bütçe açığımız ne kadar? Artı 1 milyar 724 milyon 591 bin 708 TL. Ama bizim çocuklarımız hala daha sıvaları düşen okulların altında eğitimlerini yapmaya devam ediyorlar. Şimdi daha iyi anlaşıldı mı rakamların aslında ideolojilerin bir tercih olduğu noktası? Peki aynı Maliye Bakanlığı yani bütçe açığını 3 milyar 60 milyon öngören ama an itibariyle gerçekleşmede bütçenin artı 1 milyar 700 milyon olduğu bir Maliye Bakanlığı bize ne diyor? 2023 yılı Aralık ayı da dahil gerçekleşme tahminini bu bütçe diyor artı 1 milyar 38 milyonda bitecek. Bunu ben demiyorum. Bunu Maliye Bakanlığı kendi paylaştığı öngörü verisinde diyor ki biz 2023 bütçesini 1 milyar 38 milyon artıda bitirecek. O zaman soranlar size neden hala da yollarımız dökülür, ışıklar yanmaz, neden hala da Girne Hastanesi durur, Omorfa Hastanesi durur, Lefkoşa'ya temeller atılmaz. Kaynak vardır. Sorun kaynağın adil dağıtılma sorunudur.